olarak adlandırabileceğimiz bir malzemenin olduğu, kaya resimleri ve yazıların olduğu yer. Bu yazılar kime ait veya kimin yazısı denildiğinde her şey açık. Şuradaki örneklerde görüldüğü gibi biz buna Türk yazısı diyoruz. Bilinen adıyla Göktürk yazısı. Türk boylarının birçoğu kullanmıştır. Ama özellikle resim olarak kullandığımız objeler, bunlar da birer yazıdır. Bunlara biz fikir yazısı diyoruz. Burada hem fikir yazısının hem de alfabeleşme süreci olan yazıyı görüyoruz. Şu resim tarzı ifadesini bakın. Rahatlıkla Sibirya, Güney Sibirya bölgelerindeki kaya resimlerinde görebilirsiniz. Şu üslubu, yığma 3-4 satır yığma üslubu yanındaki resimle beraber Kafkasya'daki Türk yazılarında görebilirsiniz. Bu anlatımları tamamı Türk topraklarında Türkler tarafından, muhtelif boylar tarafından kullanılan yazı çeşididir. Özellikle şu, açıktır. Hem karakterler açısından, buradaki de aynı şekilde ve buradaki yazılarda her haliyle bugün Türk ayası dediğimiz yazının bizatihi kendisidir. Bunların okuma çalışmalarının yapılması lazım. Tekliflerinin yapılması lazım. Tarihi Türk alfabesiyle yazılmış 4 satırlık kısa bir yazıt. Benim bu yazıtla ilgili okuma önerim şöyle olacak. Aneş, anın es, içinde et. Ançu is, es alın esipan. Ol ulap, ayçi es. Bunun günümüz Türkçesiyle anlamı şöyle. Av yoldaşı, avını uzat, babadan da iyilik. Armağanı al. Uzat çaresini av hayvanı uzatarak. Onu ulaştırıp buyur çiğnin av payını. Burada bir kişi adı bulunuyor. O da Çiğ. Çiğ, Kıpçak Türkçesinde akbaba türünden bir kuş anlamına gelmekte. Yazıt iyi bilinen Orhun Yenisey alfabesiyle yazılmış, yani tarihi Türk alfabesiyle yazılmış bulunuyor. Burada yazıtın aidiyeti konusunda bize oldukça önemli bir ipucu veren bir öge daha var. O da yazıtın üzerine işlenmiş bulunan şu boy damgası. Burada görüldüğü gibi bu Oğuz Türklerinden Salır boyunun damgası. Dolayısıyla da yazıtı Salır boyundan bir Oğuz Türkü'nün buraya yazmış, kazımış olduğunu anlayabiliyoruz. Bütün kaya resmi alanlarında olduğu gibi burada da bugün itibariyle kurumak üzere olan cılızlaşmış küçük bir derecik var. Mekansal olarak kaya resmi alanının seçiminde su kaynağının bulunması önemli. Türklerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını düşünürsek, demek ki bu geniş alana yayılmayı göçler sayesinde yaptıklarını çok rahat bir şekilde anlarız. Bunun da sebebi ana yurt olan Güney Sibirya bölgesinden, yani Abakan'dan dünyanın değişik yerlerine göçler halinde yayıldılar. Bu göçleri milattan önce büyük 7 göç, milattan sonra ise 13 büyük göç olarak tespit edebiliyoruz. Bunların hepsi kitler halinde yayılmaydı. Bu yayılmalar neticesinde Kuzey Çin, Moğolistan, Kırgızistan Tanrı Dağları, Doğu Türkistan, Hindistan, Batı Türkistan dediğimiz bölge, Harezm, Ural Dağları, Avrasya'nın batı bozkırları, Balkanlar Türkleşti. Daha sonraki asırlarda da Anadolu'nun, hatta Ön Asya'nın Türkleştiğini görüyoruz. Bunların hepsi göçler sayesinde oldu ama Türkler gittikleri yerlerde kendi damgalarını da bıraktılar. Bu damgaları bilinen tarihi devirlerde mimari eserlerle görebiliyoruz. Ama bizi burada esas heyecanlandıran ilk göçlerde, Türklerin gittikleri yerlerde kayalıkların üzerine kendi hatıralarını bırakmış olmalarıdır. Şöyle bir teori geliştirmek mümkündür. Türkler nerede yoğunlukta yaşadılarsa orada çok fazla kaya resmi vardır.
Bunun örneklerini gösterirsek Abakan, Altaylar, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın bir kısmı, Azerbaycan ve Anadolu olmak üzere ön plana çıkar. Bunlar yoğun bir şekilde kaya resimlerinin meydana getirildiği alanlardır. Anadolu'nun bugün büyük kesiminde Türklere ait kaya resimleri vardır. Bu da milattan önceki çağlarda, milattan sonraki devirlerde Anadolu'nun nasıl Türkleştiğini bize ispat etmektedir. Bir başka önemli husus, bütün bu kaya resimlerinde anıt alanların bulunmasıdır. Yani Türklerin resmen ya da halkın belirli zamanlarda gidip atalarına ve göğün ruhuna kurban sundukları, tören yaptıkları yerlerdir. Böylece tören alanları kavramı da Türk tarihinde açığa çıkmaktadır ki bu bizi kültür tarihi açısından çok farklı noktalara da götürür. Bu açıdan da bence ilginçtir ve değerlendirilmelidir. Yandaklı Dere'deki büyük panonun önünde yer alan damgalardan ve yazıtlardan oluşan yatay panoda çok tanıdık figürlere rastlıyoruz yine. Buradaki kayı damgası, salur damgası, avşar damgası bize 1000 yıl öncesinden kalan izler. Bu pano üzerinde özellikle belirtmemiz gereken husus, farklı dönemlerde yapılmış iki ayrı katmanın yer alması. Orta kısımda yer alan dağ keçileri çok eski dönemlerde çizilmiş olmasına rağmen, üst kısımda da alt kısımdaki yatay panoda yer alan damgaların 1000 yıl önceki Oğuz Türklerinin göçünden sonra yapıldığını düşünüyoruz. Yandaklı Dere'deki panoda yer alan çift katmanlılık bize tarihin sırlı bir anahtarını da veriyor. Tarih öncesi dönemlerden ki en az 3000 yıl öncesine ait olduğunu düşündüğümüz vurma ya da dövme tekniğiyle yapılmış dağ keçilerinin üst ve alt kısmında yer alan 1000 yıl öncesine ait çizgisel üslupla yapılmış damgalar kültürel devamlılığı açık olarak anlatıyor. Bu kayalardaki resimler özellikle Türk dünyasının Altaylar bölgesindeki kayalardaki resimlerle önemli ölçüde birebirlik ve benzerlik gösteriyorlar. Ancak bu kaya resimlerin bir başka özelliği hem eski Türk kaya resimlerinin olmasının dışında bir de Selçuklu ve Oğuz damgalarında burada görülüyor olması. Mesela şuradaki damga bir kayı boyunun damgasıdır. Aynen çok net olarak gözüküyor. Bu resimlerin dışında yine burada Otyay damgası dediğimiz zaman zaman karşımıza Avşar damgası olarak çıkan zaman zaman da Ege tahtacılarında Kazaya olarak karşımıza çıkan bir damga daha var. Dolayısıyla burada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkler Anadolu'ya 1071'den önce gelmişler ve oradaki etnografya, kültür unsurlarını buralara taşımışlar. Ve buradaki kaya resimleri bunun en bariz tarihi kaynaklar olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak buradaki kaya resimlerine şunu söylemek mümkündür. Bu kaya resimleri Türklerin Altaylardan, Orta Asya'dan Anadolu'da 1071'den önce geldiğinin en bariz delilleridir. Gelirken de bu insanlar oradaki kullanmış olduğu kaya resimlerini birebir aynısını buraya da yapmıştır. Ankara Güdül ilçesi Salihler Köyü kırsalında yer alan kaya resmi alanları içinde bizim İlk karşılaştığımız alan delikli kaya, kaya resimleri oldu. Buradaki yuh töreni alanı yani ölü gömme töreni yapıldıktan sonra duaların yapıldığı, adakların adandığı, kurbanların sunulduğu yerde yine çok tanıdık resimler yer alıyor. Eski Türk kültüründe önemli yer tutan at ve kurt resimleri bunların başında geliyor.
oldukça fazla sayıda resmin ve kurganların yer aldığı diğer bir alansa yıkılan kaya mevkii. Buradaki resimleri de M.Ö. 3000'li yıllardan M.S. 1000'li yıllara kadar tarihlemek mümkün. Yine burada da farklı dönemlere ait kültür katmanlarını ifade eden resimlere tanık oluyoruz. Kaya resimlerini tanımlarken yapılış tarzına dikkat etmek gerekiyor. İlk ve en eski resimler dövme vurma, ikinci dönemdekiler kazıma, son ve en yakın döneme ait olanlarınsa çizgisel üslupla yapıldığına dair tanımlamalar var. Bir diğer alansa Salihler ve Adalıkuzu köyü kırsalında yer alan Düdük Dağı'nın doğuya bakan yamaçlarındaki asmalı yatak kaya resimleri. Burada derin bir vadinin etrafında sayıları 1000 civarında kurgan da yer alıyor. Geçmiş çağların bu kutsal alanı yaklaşık olarak 5 kilometre uzunluğunda bir duvarla çevrili. Kurganlar içinde bir tanesi son derece büyük. Kurgan çapı yaklaşık 30-35 metre. Bir kağana ait olduğunu düşündüğümüz ve Kağan Kurganı olarak tanımladığımız kurgan vadinin batı yamaçlarında. Tam karşısındaysa bütün alanlar içinde en zengin pano olan ve Kağan Panosu olarak isimlendirdiğimiz büyük pano yer alıyor.